Evet merhaba arkadaşlar. Bu videodaki e, konumuz tamlamalar. E, sizlerin de bildiği üzere tamlamalar bir ismin benzerlerinden ayırt edilebilmesi için başka bir isim, zamir veya sıfatla anlam ilişkisi kurarak oluşturduğu söz öbeğine biz tamlama diyoruz. E, tamlamalar bir söz öbeğidir. E, yani en az iki kelimeden oluşur. Tek sözcüklü şekilde tamlama kurulamaz. Bazen e, unsurlardan biri e, düşebilir ama bizim için önemli olan e, tamlama arıyorsak her iki unsurunda e, cümle içerisinde yer alması gerekiyor. Evet tamlamaların iki ögesi vardır. Bunlardan en, en önemlisi önemli. tamlanandır. Yani tamlanan herhangi bir varlıktır ve bu varlığın açıklayıcısı veya e, o varlığı belirten, nitelendiren unsura da biz ne diyoruz? Tamlayan diyoruz. Şimdi bakalım televizyonun kumandası. Kumanda bir varlık. Ve neyin kumandası? Ne yapıyorum? Buradaki tamlayan olan sözcükle onu açıklıyorum. Televizyona ait olduğunu açıklıyorum. Veya... E, kumanda nasıl kumanda bozuk kumanda burada da varlığı ne yaptım arkadaşlar tamlayanı ile nitelendirdim. Yani burada televizyonun kısmı tamlayan kumandası tamlanan bozuk sözcüğü yine bizim tamlayanımız ve kumanda sözcüğümüz de yine tamlanan unsurumuzdur. Evet bizler tamlamaları iki ana başlıkta inceliyoruz. İlki isim, ad tamlamaları bunu kendi içerisinde üçe ayıracağız. Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması. İkinci başlığımız ise sıfat tamlaması olacak. Evet, isim tamlamaları ile başlıyoruz. Ee, i̇lk olarak belirtili isim tamlaması diyoruz. Ee, belirtili isim tamlamasında da yine tamlayan ve tamlanan denen iki ana unsurum var. Ve bu iki ana unsurdaki sözcüklerin türü ne olmak zorunda arkadaşlar? İsim olmak zorunda. Tamlanan İyilik eki almak zorunda. İyilik eklerimi aşağıda görüyorsunuz. Tamlayan ise ilgi eki almak zorundadır. İlgi eki ın in ekidir. Aslında tek bir eki vardır. Bunların sadece işte büyük ünlü uyumuna uyması vesaire e, sebeplerinden dolayı un ün veya araya kaynaştırma eki alabilir. Sözcükle ek arasına kaynaştırma eki gelerek nın nin nun nün şeklinde görülebilir. Bir de ben ve biz dediğimiz e, zamirlerde tamlayan ekinin im şeklinde olduğunu görebiliriz. Onun dışındaki iyilik eklerimizde e, zaten neydi iyilik eklerimiz? Varlığın kime veya neye ait olduğunu bildiren eklerdi. Zamirlere göre biz e, varlığa ek getiriyorduk. O eklerimizin tamamı da iyilik eki olarak karşımıza geliyor bunun yanı sıra e, belirtili isim tamlamasını kolayca tamlanana kimin veya neyin sorularını sorarak bulabiliriz. Aşağıdaki örneklere baktığımızda da kapının kolu dediğimizde kol nedir? Tamlanan. Neyin kolu? Kapının kolu. Bu da bizim ee, varlığımızın açıklayıcısı olan bir tamlayanımız ve kolun nereye ait olduğunu bildiriyor. Ee, bununla birlikte tamlayanın nınin eklerinden birine aldığını görüyoruz. Tamlananın ise iyilik eki aldığını görüyorum. Yine uçağın motoru, neyin motoru, uçağın motoru. Benim kitabım. Kimin kitabı? Benim kitabım. Bakın buradaki ın in, in ekini ben zamiriyle e, bir araya geldiğinde im halinde gördüm. Sizin eviniz. Kimin evi? Sizin eviniz. Yine iniz, iyilik eki, in, ilgi eki. Kardeşimin hikayesi dediğimde de yine kimin hikayesi? Kardeşimin hikayesi. In yine ilgi eki hikayesi dediğimde de iyilik eki i iyi olarak gelmiş. Sözcükle e, ek arasına da iki ünlü harf yan yana gelemeyeceği için s kaynaştırma ük olarak e, kaynaştırma sesi olarak geldiğini görüyoruz. İsim tamlamalarında belli başlı uyarılarımız var. Yani e, tamlamaların bir takım özellikleri olabilir. Bu özellikler üzerinde de duralım. Bazen sorularda karşımıza gelebiliyor. Örneğin belirtili isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan yer değiştirebilir diyor. Yani şuradaki tamlayanımla tamlananım genel şablonu ilk olarak tamlayan kullanılır. Daha sonra tamlanan kullanılır. Ama buradaki notta ne diyor arkadaşlar? Bu iki unsurun yer değiştirebileceğini söylüyor. Serinliğini hissettiniz mi rüzgarın dediğimizde neyin serinliği? Bakın serinlik sözcüğüne sorum sordum. Neyin serinliği? Rüzgarın serinliği. O halde soruyu sorduğum kısım benim neyimdir arkadaşlar? Tamlananım. Rüzgarın kısmı ise nedir? Onun açıklayıcısı olan bir sözcük ve tamlayan görevindedir. Ve baktığım zaman buradaki serinlik sözcüğündeki ilk iğnedir. Eee yani şuradaki ek İyilik ekidir. Rüzgarın sözcüğündeki ın eki ise ilgi ekidir. Yine gözleri bir şiir gibiydi onun dediğimizde. Ee, kimin gözleri? Onun gözleri. Yine bakın e, onun sözcüğü burada tamlayan gözleri ise nedir arkadaşlar tamlanandır ve yine iki unsurun yer değiştirdiğini gördük. Buradaki uyarıda ne diyormuş? Tamlayan ile tamlanan arasına sıfatın girebileceğini söylüyor. Okulun kapısı dediğimizde bakın burada herhangi bir e, araya giren bir sıfat görüyor muyum? Hayır. Burada direkt ne vardır? Neyin kapısı? Okulun kapısı. Bir belirtili isim tamlaması. Ama okulun kırık kapısı dediğimde bu arada okulun sözcüğü burada nedir? Tamlayandır. Kapısı ise tamlanandır. Ee, ve bakıyorum yine aynı şekilde aşağıda da tamlayan ve tamlanan olarak yazdım. Nasıl kapı? Kırık kapı. Bu kez buradaki bu kırık sözcüğünün ben hangi tür bir sözcük olduğunu görüyorum? Sıfat olduğunu görüyorum. O halde belirtili isim tamlamalarında araya sıfatın girebileceğini unutmuyoruz. Bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlanabilir demiş. Bakalım evin kapısı penceresi açıktı. Neyin kapısı? Evin kapısı. Kapı sözcüğü burada arkadaşlar nedir? Tamlanan. Evin sözcüğü nedir arkadaşlar? Tamlayan. Yine soruyorum neyin penceresi? E yine Kıp e, evin penceresi. O halde pencere sözcüğü de burada yine nedir arkadaşlar? Tamlanan. Ve baktığım zaman e, birden fazla tamlanana bağlandığını görüyorum tamlayanın. Yani tek bir tamlayan kullanılmış, birden fazla tamlanan kullanılmış. Tam tersi de olabilir. Yani bir tamlanan da birden fazla tamlayan'a bağlanabilir. Annemin, babamın sözünü dinlemeliyim. Kimin sözü? Annemin sözü. Kimin sözü? Babamın sözü. Bakın, sözünü ifadesi nedir? Tamlanandır. Annemin ve babamın sözcükleri de hangi unsurlar olarak karşımıza gelir? Tamlayan unsuru olarak karşımıza gelir ve burada da bu kez Tek bir tamlanan olduğunu görüyorum ve birden fazla tamlayan olduğunu görüyorum. Tamlayan ve tamlanan aynı anda sıfatla nitelenebilir. Yukarıda araya sıfat aldığını görmüştük. Burada ise hem tamlayanın hem tamlananın e, sıfat alabileceğini e, bizlere söylüyor. Bakalım neyin süsü? Göklerin süsü. Bir belirtili isim tamlamam var. Evet. Yine özelliği bulabilecek miyim diye bakalım. Nasıl gök arkadaşlar tamlayana soru sordum. Ve mavi sözcüğü burada ne oldu arkadaşım? Sıfat oldu. Yine nasıl süs bu kez tamlanana sordum. Beyaz ve kızıl süs hatta e, tamlanan. Birden fazla sıfatla nitelendirilmiş, değil mi? Bakın, hem tamlayanın bir sıfatı var, hem de tamlananın sıfatları var. Yani onu nitelendiren sözcükler kullanılmış. Tamlayan ve tamlanana zamir gelebilir. Tamlayan ve tamlanan, yani e, zamir dediğimiz şey neydi? İsimlerin yerini tutan sözcüklerdi. E, bu yüzden... E, i̇sim tamlamalarında da zamirleri e, unsurlar içerisinde görebiliriz. Senin kitapların dediğimde kitapların tamlanan, senin sözcüğü ise tamlayan. Ve bakıyorum tamlayan neyden oluşmuş? Zamirden oluşmuş. Kitapların birkaçı dediğimizde e, kitapların yine tamlayan, bir kaçı sözcüğü tamlanan ve baktığım zaman bu sefer belgisiz zamir kullanılmış ve bu da tamlanan unsurunda yer almış. Yani zamirler isim tamlamalarında herhangi bir unsur olarak karşımıza gelebiliyor. Diğer e, uyarımızda da tamlayan eki ın in, in bazen danden olabilir. Yani danden ayrılma ekimiz var diye arkadaşlar. Bu bazen tamlayan eki olarak karşımıza gelebilir. Yani küçük bir görev değişikliği e, üstlenebilir üstlenebilir. Bunun da en kolay yolu dan eki gördüğünüzde yani dan ekinin ayrılma eki olup olmadığını anlayabilmeniz için onun yerine ın in, in eki getirin. Eğer anlamlı bir sözcük grubu oluşturuyorsanız bu onun ilgi eki olarak kullanıldığını yani tamlayan eki olarak kullanıldığını gösterir. Şimdi bakalım yaralılardan bazıları neyin bazıları yaralılardan bazıları yani yaralıların bakın ın kolaylıkla geliyor yaralıların bazıları ağaçlardan bir kaçı neyin bir kaçı ağaçlardan yani ağaçların bir kaçı ama şu olabilir mi okuldan geldim okulun geldim Olmuyor değil mi? O halde buradaki okuldan sözcüğündeki dandan ne olur? Ayrılma haleki olur. Evet isim tamlamalarında bir diğer başlığımız belirtisiz isim tamlaması aslında belirtili isim tamlamasında eğer olayın mantığını anladıysak belirtisiz isim isim tamlaması bizi çok fazla zorlamaz rahatlıkla da bulabiliriz çünkü belirtisiz isim tamlaması ile belirtili isim tamlamasının tek bir farkı var o da nedir ee, yine tamlayan ve tamlanandan oluşur ee, ama bu kez Tamlayanda hangi eki göremeyiz? İlgi ekini göremeyiz. Şöyle tamamen üstüne bir çarpı koyayım. Yani belirtisiz isim tamlamasının özelliği ilgi ekinin kullanılmaması. Ve bu kez sorum ne olacak? Ne sorusu olacak? Yine tamlananında iyilik eki bulunacak. Ve yine önemli olan noktalar ne? 2, unsurda da sözcük türü olarak isim veya zamir bulunmalı Okul müdürü. Bakalım ne müdürü? Okul müdürü. Okul burada tamlayan, müdür sözcüğü ise tamlayan ve ü iyilik eki almış. Ama okul sözcüğünde ilgi eki var mı? Okulun müdürü deseydi bu belirtili isim tamlaması olurdu. Ama okul müdürü dediği için ilgi ekini kullanmadığı için nedir arkadaşım? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Televizyon kumandası. Yine bakın tamlayan da ilgi eki yok. Kumanda sözcüğüne iyilik eki getirmiş ve buna yine ben ne diyorum? Belirtisiz isim tamlaması. Sokak lambası dediğimde de yine aynı e, özellikleri görebiliyorum. Burada bir uyarı demişiz. Bakalım uyarımız ne? Belirtisiz isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan yer değiştirmez. Yani bu belirtili isim tamlamasında verdiğim bazı özellikler vardı ya o özelliklerin bazılarını belirtisiz isim tamlamasında yapamazsınız. Tamlayan ile tamlanan arasına da sözcük giremeyeceğini söylüyor. Ama bir sıfat ile nitelendirilebilir olduğunu da bize söylemiş. Şimdi bakın kahve fincanı ne fincanı kahve fincanı burası bir belirtisiz isim tamlaması nasıl kahve fincanı kırık kahve fincanı bu da onu nesidir yani tamlamanın sıfatıdır kırmızı araba koltuğu ne koltuğu araba koltuğu İyilik eki e, tamlananıma gelmiş. E, ve nasıl araba koltuğu? Kırmızı araba koltuğu dediğimde yine bir belirtisiz isim tamlamasının sıfat ile nitelendirildiğini gördük. Diğer başlığım zincirleme isim tamlaması. Yani e, isim tamlamalarının bir diğer e, çeşidi zincirleme isim tamlamasıdır. Burada da benim için önemli olan şey en az üç ismin bir araya gelmesidir. Ve son isim tamlayan görevi üstlenir ve muhakkak ona iyilik eki getirmek zorundayız. Şimdi bakalım bir de bu zincirleme isim tamlamasını şöyle düşünün. Birden fazla isim tamlaması bir araya geliyormuş gibi düşünün. Aşağıya hemen bakalım. Zeytin ağacının dalları. Bakın, ne ağacı zeytin ağacı. Burada bir belirtisiz isim tamlaması oluşturdum. Neyin dalları? Ağacın dalları. Burada ise e, belirtili isim tamlaması oluşturdum. O halde buradaki üç sözcüğümde arkadaşlar nedir? Birer isimdir ve bu isimler bir araya gelerek bana zincirleme isim tamlamasını oluşturmuştur. Okul kapısının kolu. Yine baktığım zaman ne kapısı okul kapısı belirtisiz isim tamlaması. Neyin kolu? Kapının kolu. Belirtili isim tamlaması. Ve yine bir araya gelmiş iki tane tamlama. Yine ne diyorum? Zincirleme isim tamlaması ve bakın ısrarla buraya dikkat etmenizi istiyorum. Üçü de isim arkadaşlar. Eğer benim İki sözcüğüm isim, bir sözcüğüm sıfatsa bana bu zincirleme isim tamlamasını vermez. Tıpkı aşağıdaki örneğimdeki gibi. Kardeşimin kırmızı kaza dediğimde kimin kazağı? Kardeşimin kaza. Burada bir ne vardır arkadaşlar? Kardeşim sözcüğü, evet tamlayan. Kardeşimin sözcüğü tamlayan. Kaza sözcüğü ise nedir? Tamlanandır. Ve baktığım zaman şu kırmızı sözcüğüne isim diyebilir miyim? Diyemem. Nasıl kazak? Kırmızı kazak. Ne oldu? Sıfat oldu. Yani bir varlığı bana rengiyle onu nitelendirdi. Buna da ben ne diyorum? Sıfat diyorum. E, o halde benim sadece iki ismim var, bir sıfatım var. O halde isimlerim hangi tamlama çeşidini oluşturuyor? Tamlayanda ilgi eki, tamlananda iyilik eki varsa bu zincirleme isim tamlaması değil. Nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Hatta özelliği nedir? Tamlayanı ile tamlananı arasına sıfat girmiş belirtili isim tamlaması. Ama zincirleme kesinlikle değil. Evet, aşağıdaki hemen sözcük gruplarını inceleyelim. Tamlama çeşitlerini bulmaya çalışalım. Zaten eğer olayın mantığını kavradıysak çok kolay. Ee, bulabileceğinizi düşünüyorum. Yağmurun sesi. Neyin sesi? Yağmurun sesi. Ses nedir? Tamlanan. Yağmur tamlayan ve tamlayan un diye bir ek almış. Yani ilgi ek almış. Ses sözcüğü de iyilik ek almış. O halde bu tamlamamın çeşidi belirtili isim tamlaması kısaltıyorum. Okul önlü. Ne önlü? Okul önlü. Bu sefer de ne sorusunu sordum. Zaten direkt soruyla da ne sorusunu tamlanana ne sorusunu soruyorsak bize neyi veriyor? Belirtisiz isim tamlamasını. Ve baktığım zaman zaten ne demiştik? Tamlayan olan sözcüğün ilgi eki Almayacağını sadece tamlananın iyilik eki alabileceğini söyledik. Telefon ekranı ne ekranı? Telefon ekranı yine tamlayanda ekim yok. Ee, sadece tamlananda yine iyilik ekim kullanılmış. O halde yine belirtisiz isim tamlaması diyorum. Ayşe'nin kalemi. Kimin kalemi? Ayşe'nin kalemi. Bakın, bu sefer kimin sorusunu sordum ve tamlayanda neyi gördüm? ın, in, in ekini gördüm. O halde buna ne diyorum? Belirtili isim tamlaması. Sokak lambasının ışığı. Hemen bakalım. Ne lambası? Sokak lambası. Bir tamlamam var belirtisiz isim tamla, tamlaması var. Neyin ışığı, lambanın ışığı. Bu da nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. İki tamlama bir araya gelmiş. O halde türüne ne diyorum? Zincirleme isim tamlaması. Yine tüm sözcüklerim nedir? İsimdir. Ailenin Türkçe defteri. Kimin defteri? ailenin defteri ne defteri Türkçe defteri bakın yine iki tamlama bir araya geldi o halde yine çeşidine zincirleme isim tamlaması dedim sınıfın çalışkan öğrencileri neyi öğrencileri sınıfın öğrencileri belirtili isim tamlaması. Ama ne öğrencileri, neyin öğrencileri dediğimde çalışkan sözcüğü bana bir cevap olabilir mi? Hayır. Ama nasıl öğrenciler dediğimde çalışkan sözcüğünün burada ne olduğunu görüyorum? Sıfat olduğunu görüyorum. O halde burada zincirleme isim tamlaması yok. Kimin neyin öğrencileri dediğimde sınıfın öğrencileri neyin sorusuyla bana hangi tamlama çeşidini veriyor arkadaşlar belirtili isim tamlamasını veriyor. Evet isim tamlamaları bu kadar şimdi sıfat tamlamalarına e, geçiş yapıyorum. Sıfat tamlamalarında da her tamlama çeşidinde olduğu gibi yine iki unsur vardır ve bunlardan ilki tamlayan ikincisi tamlanandır. Ama isim tamlamasıyla fark nedir? Tamlayan da hangi sözcük türü bulunuyor arkadaşlar? Sıfat bulunuyor. Tamlananda yine bir varlık bulunuyor. Ama sıfat tamlamaları herhangi bir tamlayanın tamlananın açıklayıcısı değil, tamlananın rengini, durumunu, biçimini belirten e, yani onu nitelendiren veya belirten bir sözcük olarak karşımıza gelecek ve bir fark daha var ilgi eki yok iyilik eki yok tamamen takı almıyorlar ek almıyorlar yani tamlayan eki ve tamlanan eki diye bir şey almıyorlar sıfat tamlamasını da rahatlıkla bulmak istiyorsak tamlanan olan sözcüğe nasıl hangi kaç kaçıncı gibi soruları sorabiliriz hemen bakıyorum Aşağıdaki örneklere çalışkan öğrenci nasıl öğrenci nasıl sorusunu sordum ismi bana ne yaptı? Ee, nitelendirdi. Yani sıfat ve isim bir araya geldi ve bana neyi oluşturdu? Sıfat tamlamasını oluşturdu. 3 elma. Kaç elma? 3 elma. Yine nedir? Bana sıfat tamlamasını verdi. Kaçıncı soru? 8. soru. Hangi çocuklar? Bazı çocuklar. Hangi ev? Bu ev. Evi ne yaptı? İşaret yoluyla belirtti. Yukarıda çocuklar sözcüğünü belgisiz şekilde verdi. Kalın bir kitap. Bakın burada 3 tane sözcük var. Kitap varlık, isim. Hangi kitap? Bir kitap. Nasıl kitap? Kalın kitap. Yani ben burada kitap sözcüğünün İki sıfatla nitelendirildiğini görüyorum. Ve yine bu üç sözcük bana bir sıfat tamlaması veriyor. Yani sıfat tamlamalarında tamlanan birden fazla sıfat ile e, nitelendire, nitelendirilebilir, belirtilebilir. Eski evler, dükkanlar. Nasıl ev... Eski ev, nasıl dükkan? Eski dükkan. Yine baktığım zaman burada da bir özellik karşıma çıkıyor. Evler ve dükkanlar benim hangi kısmımda? Tamlanan kısmımda. Eski senerde tamlayan kısımda. Yani sıfat olan sözcüğüm tamlayanda. O halde burada da söyleyebileceğim şey tamlanan tek bir sıfat almış. Yani bir sıfat birden... ...fazla tamlanan için ortak olarak kullanılmış diyebilirim. Bu da bir sıfat tamlamasının özelliği. Şöyle tekrardan göstereyim. Evet, ee, örnek cümleler üzerinden hemen tamlamaları tamlamaları artık rahatlıkla bulabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım hemen çocuğun okul önlüğü bugün alındı. Zaten altını çizmişiz. Şurayı eksik çizmişim ama. Çocuğun okul önlüğü bugün alındı dediğimizde bakın kimin önlüğü? Çocuğun önlüğü. Nedir? Belirtili isim tamlaması. Ne önlüğü? Okul önlüğü ne sorusunu sordum belirtisiz isim tamlaması buldum ve bu iki tamlamanın bir arada kullanıldığını gördüm o halde buradaki olay nedir zincirleme isim tamlaması efelerin yanık seslerini duyarız kimin sesleri Efelerin sesleri nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Nasıl ses? Yanık ses araya ne aldı arkadaşlar? Sıfat aldı. Yani efelerin sözcüğü burada tamlayan, değil mi? Belirtili isim tamlamasının tamlayanı. Sesleri sözcüğü ise tamlanan ve tamlayan ile tamlanan arasına sıfat girdiğini görüyorum. Kimin sesleri, kimin sorusunu sorduğum için ve tamlayanda e, ilgi eki, tamlananda e, iyilik eki bulunduğu için buraya da tür olarak yani e, tamlama çeşidi olarak belirtili isim tamlaması diyorum. Kitaplar insana yaşama sevinci verir. Ne sevinci Yaşama sevinci. Ne sorusu? Nedir? Belirtisiz isim tamlaması. Zaten baktığım zaman tamlayan olan kısımda bir ilgi eki var mı? Hayır, yok. Sadece tamlanan da bir iyilik eki bulunduğunu görüyorum. Saçları rüzgarda savruluyordu kızın. Kızın saçları. Kimin saçları? kızın saçları rüzgarda savruluyordu. Yani şöyle düşünürsek kızın saçları saçları burada nedir? Tamlanan kız ise tamlayan kimin sorusunu sordum. Bana o halde neyi verecek? Belirtili isim Tamlamasını verecek. Çünkü yine baktığım zaman tamlayan da ilgi eki, tamlanan da ise iyilik eki var. Ama e, cümlemde nasıl yer alıyor arkadaşlar? Kızın yani tamlayan sonra kullanılmış. İlk olarak ne kullanılmış? Tamlanan. O halde özellik belirtecek olursak tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş belirtili isim tamlaması diye biliyoruz. Bu tepelerin rüzgarı, fırtınası hiç bitmez. Neyin rüzgarı? Tepelerin rüzgarı. Neyin fırtınası? Tepelerin fırtınası. Bakın tek bir tamlayanım. Birden fazla tamlanana bağlanmış. Ve aynı zamanda hangi tepe? Bu tepe. Ve bu tamlamam bir de bu tamlamamın tamlayanı bir de sıfatla nitelendirilmiş. Peki tamlama çeşidim nedir? Hangi soruyu sormuştum? Neyin rüzgarı, neyin fırtınası sorularını sormuştum. O halde çeşidine de ne diyeceğim? Belirtili isim tamlaması. İstanbul Boğazı'nı ilk kez gördüm. Ne boğazı? İstanbul Boğazı. Tamlayan e kalmamış. O halde belirtisiz isim tamlaması dedim. Eski köyün çıplak tepelerini seyrettik. Neyin tepelerini, köyün tepelerini neyin sorusunu sordum. O halde nedir? Belirtili isim tamlaması ve yine gördüğünüz gibi Tamlayan da ilgi ki eski köyün köyün tepeleri dediğimde iyi de iyilik eki olarak gelmiş. Ee, bu yüzden belirtili isim tamlaması dedim. Şekil olarak baktığımızda da ee, ve aynı zamanda özellik bulmak istersem nasıl köy eski köy nedir sıfat nasıl tepe çıplak tepe yine nedir sıfat orada belli olmadı şöyle yazayım. Evet. Ee, o halde bu nasıl adlandırılmalı? Hem tamlayanı, şu tamlayandı. Hem tamlananı sıfat ile nitelendirilmiş belirtili isim tamlaması. Onun büyük umutları vardı. Kimin umutları? Onun umutları. Yine nedir? Ne çıkar? Belirtili isim tamlaması. Neden? Çünkü hem tamlayanımda ilgi ekim var hem tamlanan da iyilik hekim var. Ee, bu yüzden belirtili isim tamlaması diyoruz. Ee, özellik olarak burada iki tane özellik söyleyebilirim. Nasıl umut? Büyük umut. O halde? tamlayan ve tamlananı arasına sıfat girmiş belirtili isim tamlaması diyebilirim. Veya ne diyebilirim başka özellik olarak tamlayanı şöyle somut olsun. Tamlayanı zamirle oluşturulmuş bir belirtili isim tamlaması da diyebilirim. Futbol topunun havası inmişti. Ne topu futbol topu. Neyin havası? Topun havası. Bakın ne topu futbol topu belirtisiz isim tamlaması neyin havası topun havası belirtili isim tamlaması yine iki tane tamlama bir arada o halde çeşidi nedir zincirleme isim tamlaması onu tasasız gözlerle izlerdim Nasıl göz, tasasız göz, tasasız göz yani gözün bize ne yapıyor nitelendiriyor ve bu sefer tamlanana hangi soruyu sordum, nasıl sorusunu sordum, nasıl sorusuyla hangi e, tamlama çeşidini buluyordum sıfat tamlaması. Evet, e, tamlamalarla ilgili videomuz burada sona eriyor. E, konuyla ilgili lütfen testler çözün, sorular çözün, yapamadığınız soruları gönderin. E, yani güzelce konuyu pekiştirmenizi istiyorum. Ayrıca videonun başında söyleyecektim, unuttum. Sesimi özleyenlere gelsin bu video. Görüşmek üzere.